Musa Kart, çok teşekkürler T24'e geldiğiniz için. İlk sorum şu olacak. Cumhuriyet ve siz eski Cumhuriyet çalışanları sizce bunu neden yaşadı? Cumhuriyet asırlık çınar. Atatürk'ün teşviki ve desteğiyle kurulmuş bir gazete. Cumhuriyet değerlerini savunmak üzere çıkmış bir gazete. Cumhuriyeti savunmuş, demokrasiyi savunmuş, laikliği savunmuş, insan haklarını savunmuş, birlikte yaşam kültürünü savunmuş vesaire. Bu süreçte Cumhuriyet'in terörle irtibatlandırılması kadar bir yanlış olamazdı ve bu yanlış yapıldı. Üstelik Cumhuriyet terörle mücadele ederken, her türlü terörle mücadele ederken değerli evlatlarını yitirmiş. İşte Uğur Mumcu, işte Ahmet Taner Kışlalı, işte Muammer Aksoy. Buna rağmen terörle irtibatlandırılması büyük bir talihsizlik, büyük bir yanlış yapılmıştır. Hep söylüyorum, eğer terörle, terör araç olarak kullanılacak güçlerle mücadele edilecekse, ben bir stratejist değilim ama aklım ve sağduyum diyor ki, o çevrenin terörü doğrudan doğruya yönlendirmeye çalışan, terörü kullanmaya çalışan bir araç olarak gören kesimlerin ittifaksız bırakılması gerekir. Yalnız bırakılması lazım. Oysa herkese terör damgası basarak terör suçlamalarının içini boşalttılar, değersizleştirdiler. Bu çok büyük bir yanlıştı. Cumhuriyet Gazetesi her zaman muhalif bir gazete oldu. İtiraz eden bir gazete oldu. Zaman zaman da Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan insanlar kendi aralarında tartıştılar da tabii ki. Bu işin, ayrışmalar oldu, ekipler oldu. İşin tabiatına da çok uygundur. Biz ertesi gün gazete çıkana kadar bugünkü manşeti tartışırız. Ertesi gün karikatürümüz yayınlanana kadar bugünkü karikatürü tartışırız. Bu çok doğal bir şey. Ama Cumhuriyet'in bu ölçülerde suçlama konusu yapılması neden oldu derseniz ben şunu söyleyebilirim size. Cumhuriyet sahici bir duruş sergiliyordu. Cumhuriyet gerçek bir muhalefet yapıyordu. Çizerleri sahiciydi, yazarları sahiciydi. Bunun incitici bir tarafı vardı. Bütün medyanın kontrol altına alınmak istendi, manipüle edilmek istendi, teşviklerle ve desteklerle bir dönemde Cumhuriyet sahici bir gazetecilik yapmak istedi. Muhalif bir gazetecilik yapmak istedi. Cumhuriyet bu nedenle sürekli rahatsızlık yaratıyordu. Hakkımıza açılan davaların, yürütülen soruşturmaların sayısını gerçekten bilmiyorum. Cumhuriyet bir dönem sergilenen dış politikamıza dönük esaslı eleştiriler getirdi. Dedi ki bu şekilde bir dış politika izlenirse Türkiye'nin başı belaya girer. Türkiye kurucu unsurlarının koyduğu çok değerli bir yol gösterici bir rehber vardı. Yurtta sulh, cihanda sulh. Onu niye koydu kurucu irade? Bütün kaynaklarını, bütün gücünü ülkenin kalkınması için harcayalım diye koydu. Bu çok gerçekçi bir şey. Biz o kurucu iradenin koyduğu bütün değerlerden uzaklaştığımız gibi bu değerden de uzaklaştık. Onun için bütün komşularımızla kötü ilişkiler içerisine girdik. Bu ekonomik olarak daha da bizim yoksullaşma sonucunu getirdi. Ama ne oldu? Cumhuriyet bu tepkisinden, bu reaksiyonundan dolayı tepki aldı. Cumhuriyet'le ilgili operasyonlar başladı. Cumhuriyet çalışanları içeri atıldı. 13-14 en az yatanımız 13-14 ay yattı. Bedelse bu bedeller ödendi. Ama ne oldu? Hayat Cumhuriyetçilerin haklılığını gösterdi. Bakın bugün şu anda 4-4,5 milyon Suriyeli yaşıyor bu ülkede. Bu insanların yurda gelişinde esaslı, kucaklayıcı, ayrıntılı hesaplamalar yapılmadı. Ne konut sorunları düşünüldü, ne eğitim sorunları düşünüldü buradaki insanların, ne sağlık sorunları vesaire vesaire. Bu insanlar geldi İstanbul'da sokaklarında dolaşmaya başladılar. Şimdi kapımızda 1-1,5 milyon insan daha sınıra dayanmış. Bugün mi girecek, yarın mı girecek bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla hatalar yapıldı. Biz bu hataları dile getirdiğimiz için, özgürce dile getirdiğimiz için bize bir bedel ödetildi. Önce Silivri, ardından Kandıra. Cezaevini nasıl tanımlarsınız? İşte Foucault'un dediği gibi aslında bir ıslah evi midir cezaevi? Yoksa oradakiler için bir direnme, bir mücadele mekanı mıdır? Nasıl tanımlarsınız cezaevini? Şüphesiz ki birileri terbiye edilelim diye gönderdi bizi oraya. Esasen sadece bizi terbiye etmek niyetiyle yapmadılar bunu. Toplumu terbiye etmek niyetiyle yaptılar. Yani bizim üzerimizden topluma bir mesaj verilmek istendi. İşte bakın biz bütün cumhuriyetçileri de içeri attık. Daha da sesinizi çıkarmayın. Bir korku iklimi yaratılmak istendi. Biz bu nedenle içeride kaldık.
Evet, onlar bizi ıslah etmek için, terbiye etmek için içeri aldılar ama biz de şöyle düşündük. Türkiye'nin bu yolu, bu yöntemi aşması gerekiyor. Yani insanların fikirleriyle mücadele etmek yerine insanların cezaevine atılması artık geride kalması gereken bir model. Eğer bu model geriletilemezse, biz bu konuda netice alamazsak aynı modeli yarın bizim çocuklarımız ve torunlarımız da görecek. Aynı şeyle onlar karşılaşacak. Dolayısıyla hayatta bize şöyle bir sorumluluk yüklendi. Evet, bunlar korku iklimi yaratmak istiyorlar. Bize de bir şeyi yapmak düşüyor. Korkmadığımızı göstereceğiz. Dimdik duracağız. Nitekim yazmamız, çizmemiz yasak edilmişti Silivri'de. Dışarıya iş yollayamıyorduk ama ziyaretimize gelen vekiller oluyordu, avukatlar oluyordu. Onların üzerinden mesajlarımızı paylaşıyorduk. Duruşumuzu paylaşıyorduk. Bunu da dalga dalga yayıldığını ve olumlu etki yarattığını biliyorum. Ben bir açık mektup yazdım Cumhuriyet'te o zaman. Dedim ki, özetle mealen söylüyorum, ne çok gazeteniz var, ne çok televizyonunuz var. İstediğinizi yazdırabiliyor, istediğinizi söyletebiliyorsunuz. Ama yine de korkuyorsunuz. Yazdıklarımızdan korkuyorsunuz, çizdiklerimizden korkuyorsunuz. Hadi artık, yenin şu korkunuzu, geri verin kalemlerimizi, boyalarımızı, kağıtlarımızı. Nasıl geçti cezaevinde günler, aylar, saatler? Neler ürettiniz? Nasıl baş ettiniz o dört duvarla? Şimdi insanlar cezaevinde bizleri eli şakanda kara kara düşünen adamlar olarak tahayyül edebilirler. Öyle de değildi doğrusu çok. Hep diyorum insan hakikaten büyük mucize. İnsanın kendisi büyük bir mucize. Olağanüstü savunma mekanizmaları geliştiriyor. Olağanüstü savunma mekanizmaları geliştiriyor. Bunların başında mizah geliyor. Yani eğer biz acıyla baş edebiliyorsak bunda mizahın çok büyük katkısı var. Charles Baudelaire'in çok güzel bir sözü var, diyor ki acının iki çocuğu var diyor. Bir gözyaşı, iki mizah. Yani acılarla baş etmemiz için mizah hakikaten bize çok katkı yaptı. Biz biraz da 40 yıl karikatür çizen adamın refleksi oluyor açıkçası bu. Biz de her durumda, her an espri bulduk ve bunu paylaştık ve kendimizi iyi tuttuk doğrusu. İkinci tecrübemizde biz biraz kıdemli mahkumlardık. Doğrusunu söylemek gerekirse ertesi gün biz düzenimizi kurmuştuk bile. Kurmuştuk. Öğle saatlerinde televizyonumuz, buzdolabımız, çaydanlığımız vesairemiz her şey yerleşmişti. Dışarıda güneşlenmeye başlamıştık bile. Sürpriz destekler geldi mi size? Biliyorum avukatlardan çok büyük destek aldınız. Evet. Gazetecilerden, bir kısım gazeteciden çok büyük destek aldınız. Kamuoyundan çok büyük destek aldınız. Yer yer siyasilerden destek aldınız ama bunlar bekleyebileceğiniz desteklerdi. Sürpriz destekler oldu mu hiç? Yani doğrusu söylemek gerekirse umduğumuz gibi gelişti her şey. Çünkü biz cezaevine girerken şöyle demiştik. Evet, bizi ikinci defa cezaevine atıyorsunuz. Ama bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecektir demiştik. Ve nitekim öyle oldu. Tepkiler gösteriyor ki dayanışma duygusu bir hayli yükseldi. Hem yurt içinde hem yurt dışında olağanüstü destek gördük. Özellikle yurt dışında karikatüristlerin olağanüstü desteği vardı. Dünyanın her yerinden karikatürcüler destek verdiler. Karikatürcü ailesi çok öne çıktı ve ben dünya karikatürcü ailesinin bir üyesi olduğum için çok onurlandım doğrusu. İçeride de belki de bütün davalara, diğer davalara kıyasla en yüksek destek bize geldi. Bunu gördük. Özellikle yani yaklaşık 120 bin, 125 bin avukatın temsilcisi konumunda olan Türkiye baroları, 74 baro, belki Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir konu etrafında değil, bir dosya etrafında ortak tepki verdi. Muhteşem bir şeydi bu. Belki de yarın anlatacağımız, çocuklarımızla paylaşacağımız hakikaten çok değerli, değerli bir miras olacak. Kırgınlığınız var mı? Ya bu menfi duygularla yüklenmek istemiyorum ben. Yani insani bir şey. İnsanlar kırılabilir de, incinebilir de. Ama bunlar çok öne çıksın istemiyorum. Yani kendimi korumak adına istiyorum. Yani kırılmadık mı? Kırılabilirsiniz de. Çünkü şöyle bir şey. Bütün yüksek mahkeme başkanlarının bile ortada bir hak ihlali olduğuna işaret ettiği bir dönemde Türkiye'nin bütün baroları ayağa kalkmışken, Yargıtay beraat kararı vermişken kardeşim, beraat kararı vermişken, ortak kanı buyken, Türkiye'de ve dünyada oluşan ortak kanı buyken, bazı gazetecilerin
tırnak içerisinde büyük gazetecilerin havaya bakarak ıslık çalmaları doğrusu kayda değerdi. Ama öfkeli miyim, öfkeli değilim ve öfkeli olmayacağım, canları sağ olsun diyorum. Cumhuriyet davası, sizin yaşadıklarınız, sizin bütün bu dava sürecinde yaptıklarınız, sözleriniz, dışarıya ulaştırdığınız mesajlar geriye nasıl bir miras bıraktı özellikle Türkiye demokrasi mücadelesi açısından? Berat'la sonuçlanacak bu dava çok önemli bir şey anlatacak. Hukukun keyfi bir aralıktan yürüdüğüne dair bir kanaat oluşturacak. Evet, pek çok konu var bugün, pek çok dava var. Onlara bakıp böyle sonuçlar çıkarabiliyoruz ama beraatle sonuçlanan bu dava yürümekte olan pek çok dava ile ilgili olarak yeni baştan düşünmemizi sağlayacak. Eğer böyle sonuçlar çıkarılabilirse, bu ortaya çıkan olumlu rüzgar diğer davalara da yansırsa ben neticeyi iyi bir netice olarak göreceğim açıkçası. Hayatımıza sahip çıkacağız dedik. İleri bir demokrasi istiyoruz dedik. Türkiye bunu hak ediyor dedik. Normları gelişmiş bir hukuk düzeni istiyoruz dedik. Adil bir paylaşım olsun dedik bu toplumda. Ve biz bunun için yazdık ve çizdik. Daha iyi bir Türkiye, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir Türkiye olsun dedik. Başka bir şey değil. Kendi adımıza şahsen hiçbir beklentim yok benim. Hiçbir beklentim yok. Bütün bu yaşadıklarımızdan sonra aynı şekilde yaklaşılmasın çocuklarımıza. Aynı şekilde yaklaşılmasın torunlarımıza. Eğer bunu sağlayabilirsek biz iyi bir iş yapmış olacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.